Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeniniz Taner Hoca. Daha önce sizlerle atomun kuantum modelinden bahsetmiştik. Bu videoda periyodik sistem ve elektron dizilimlerinden bahsedeceğiz. Yani bu atom modelinin uygulama alanlarından periyodik cetveli nasıl etkilediğinden, nasıl bir düzenlemeye neden olduğundan bahsedeceğiz. İki ana başlığımız var. Nasıl dizilim yapıyoruz? Periyodik cetvelde nasıl yer buluyoruz? Şimdi burada bizim ilk kuralımız Medlank-Kleczkowski kuralı. Bayağı havalı uzun bir isim karşımıza çıktı. Medlank-Kleczkowski kuralı. Diyor ki bize. En L toplamı büyük olan orbitenin enerjisi daima daha yüksektir. E şimdi en L toplamı dediğimiz neydi? En baş kuantum sayısıydı. L açısal momentum kuantum sayısıydı. Şimdi L değeri de 0, 1, 2, 3 de SP'de. F harf değerleriyle gösteriliyordu. Birazdan bu bizim işimize yarayacak. 3 P orbiteliyle B S'yi kıyaslayalım. 3 dediğimizde N yani baş kuantum sayısı 3 anlamına geliyor. Bir 3 değeri buradan geldi. Yani N değerimiz 3. L değeri P olduğuna göre 1'dir. Toplamlarını aldık. Enerji seviyemiz 4 çıktı. 5 ise baş kuantum sayımız 5. L S için bakıyorum 0 değerini alıyormuş. Toplamları 5 yaptı. Kimin enerjisi daha büyüktür? 3P'nin enerjisi. Aa, düzeltiyorum. Tersi yaptık değil mi? Hemen şöyle düzeltelim. 5S'nin enerjisi daha büyüktür diyebiliriz. Peki eğer toplam eşit çıkarsa ne yapacağız? Biz nl toplamını aldık eşit çıktı. O zaman en değeri büyük olan yani baş kuantum sayısı büyük olan daha dış katmanda bulunan orbitalin enerjisi daha yüksektir. Şimdi gelin şunların toplamını alalım. Yine şöyle hatırlatmamı çizeyim ben size yardımcı olarak. SPDF 0 1 2, 3 4D için baş kuantum sayımız 4. Açısal momentum kuantumumuz D için baktım şöyle 2. Toplamları enerji seviyesi 6. Baş kuantum 5. Açısal momentum kuantum sayısı 1. Toplamları yine 6 yaptı. Baş kuantum 6. Açısal momentum kuantum 0. Toplamları yine 6 yaptı. Bu durumda en değeri baş kuantum sayısı büyük olan kazanıyor. Bakıyorum 6, 5, 4. En yüksek enerji 6 sdir Sonra 5P'de sonra 4 değeridir diyebiliriz. Peki Aufbau prensibi. Aufbau Almancadan geliyor. Yapılanma yapı anlamına geliyor. Bu kurala göre elektronlar en düşük katmandan başlanıyor. Bir bina gibi katman katman üst üste diziliyor. E normalde de öyle değil midir? Önce zemin katı yaparsın bir bina yaparken. Sonra birinci kat sonra ikinci kat yavaş yavaş üst seviyelere geçersin. Birinci katı bitirmeden ikinci kata başlamayız. Peki bir orbital dolmadan da bir üsttekine asla geçmiyoruz. Bunun bir kolay yolu var. Orbitallerin enerji sırasını nasıl belirleyeceğiz? Bir kere şu piramidi yapmayı öğrenmemiz lazım. Bunu boş bir kağıtta deneyin. Hiçbir yere bakmadan kendi kendinize çizebilir hale gelmeye çalışın. Bu çok işinize yarayacak. Unuttuğunuz zaman dizilimi hemen bunu çizip yapacaksınız. Ben de lisede ilk öğrendiğimde sınavda hatırlayamadım mı? Hemen kenara bunu çiziyordum. Aa, sırası muymuş. Rahatlıkla çözüme gidebilirsiniz. Şimdi bu piramidi nasıl oluştururuz? Bakın ilk katmanda sadece bir s şey var. Sonra 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4T 4F diye böyle artı arta götürdük. F'den daha üstte bir orbital türü zaten bulunmuyor periyodik cetvelimizde. İhtiyacınız olduğu kadar aşağı doğru uzatabilirsiniz. Bunu yani 6 7 diye aşağı doğru gidebilirsiniz. Ne kadar lazımsa onları yazabiliyoruz. Peki şu okları sırayla takip ediyorum. Çapraz oklar çekiyorum. İlkinde bakın ne geldi? 1S oldu. 1 ise bizim ilk orbital turumuz. S'ler hep 2 elektron oluyordu. O zaman 1s2 ile başladım. Sonra kim var sırada? Bir sonraki oka geldim. Bakın 2s var. 2s2. Sonra devam ettim. 2p e p'ler hep 6'şar elektron alıyordu. O zaman şunların kapasitesi 6'dır. 6. Altı. Devam edersem 3s2. Devam ettim. 3p6 4s2. 3d d'ler onlar elektronluydu. 3D10 4P6 5S2 Şuraya çok dikkat 4D10 5P6 Sonra buraya atlamıyoruz biliyorum ki ok devam ediyor S'ye daha varmadık Burada aslında 6S ile karşılaşacağız Devam edersem eğer 4F5D E kim var burada kimi çizmedik biz şu anda 6P Devam edersem kim var aşağıda aslında şu okunun gittiği yerde 7S orbitali var. 7S2. Dolayısıyla bunlar da sıranın sonuna gelene kadar S'ye varana kadar S orbital türüne varana kadar oku takip etmeye devam ediyoruz. İşin kritik noktası enerji sırasını belirlerken bu. Bu sırayla doldura doldura gideceğiz. Şimdi kastettiğimiz şey nedir? Bir örnek yapalım isterseniz. Şimdi sıralamamız neydi? Şöyle bir hatırlarsak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3p6 4s2 3d10 diye giden bir sıralamamız var. İhtiyacımız olduğu kadarını kullanacağız. Baştan başlayıp doldura doldura gideceğiz. Şöyle yeni bir kalem alayım ben. Şu biraz soluk yazmaya başladı. Şimdi hidrojen. E, bir tane elektron varmış. O zaman sadece 1s orbitalinde elektron bulunacak. E bir elektron var. Bize 1s2 yazdık ama bu maksimum potansiyeli. S'de 2, P'de 6'yı, D'yi 10'la doldurma gibi bir sorumluluğumuz yok. Bir elektron varsa bir tane yazacağız. O8. Baştan başladım. 1s2. 2 elektron oldu. E yetmedi. 8'e gitmem lazım. Devam ediyorum. 2s2. 2 daha ekledim. 4 oldu. Bana 4 elektron daha lazım. Devam ediyorum. 2p 6 yazmıyorum. Bakın 4 yazıyorum. Toplamlarının 8 yapması lazım. Devam ediyoruz. Sodyum 11. Başladım. 1S2. 2 tane geldi. 2S2. 4 oldu. 2P6. 10 oldu. Bir tane daha lazım. Sırada kim var? 3S. 3S1. Yani şu dizilimi ezberlediyseniz ya da az önce bahsettiğimiz piramidi çizerek hemen böyle pratik bir şekilde çıkartabiliyorsanız o zaman bunları rahatlıkla yaparsınız. Mesela unuttum. Yermanyum 32. Ya buraya kadar geldik sonra ne olacaktı? Hemen ne yapıyoruz? Oluşturmayı da beraber görelim. İlk katmanı sadece S. İkinci de SP. Üçüncü de SP'de. Dördüncü Artık F'de geldi. Katman katman bakın. 3'ler, 4'ler, 5'ler diye gidiyor. Her seferinde bir harf ekledik. F'den sonra artık bir şey eklemedik. Peki. Bunları sıra sıra tarayacak olursak. Bakın önce 1S'yi yazdık. Sonra 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Muhtemelen bu bize yetecektir. Şimdi bakalım yetiyor mu gerçekten de. 1S2. Devam ediyorum. 2S2. 2P6. Pratik bir bilgi olsun. Bunlar da ilk 3 böyle 10 yapar. İkinci 3'ü de 10 yapar. Devam edin bakın. 2P6. Sonra kim varmış? 3S2. 3P6. 4S2. Dikkat ederseniz bu da 10 yaptı. Hızlı hızlı saymak için böyle 10, 20 diye gidebilirim bunları. Daha lazım. Kim varsa da 4S'yi bitirdim. Bir sonraki çizgiye başladım. 3D 10 30 olduk. 2 tane daha lazım. 4P 2 diyorum. 6 demiyorum. Niye? E şu an 30'daydım. 6'ya kadar alabiliyor ama bana 2 tanesi yetti. Fazlasına ihtiyacım yok. Bu şekilde dizilimimizi yapabiliyoruz kolaylıkla. Peki. Devam edersek kurallarımıza. Burada kuralımız çok. Şimdi bir dizilim yapmayı öğrendik ama bunları orbitallere yerleştireceğiz. Hund kuralı diyor ki elektronlar aynı enerjili orbitallere aynı yöne bakacak şekilde teker teker yerleştirilir. Yani yerleşim yapacaksak şöyle 3 tane orbital yuvarlağımız varsa önce birer birer koyarız. Bir tane koyduk, ikinci yanına koyulmaz. Diğer orbitale bu arada baştan başlamak zorunda da değiliz. İster 1, ister 2, ister 3 istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bunların hepsi eşit dağılmış durumda. Ben mesela 3. yerleştirmeye karar verdim. Aşağı yöne bakacak şekilde çizemem. Aynı yöne bakacak şekilde olması lazım. 3. koyacağım. Artık tek olasılığım kaldı. Buraya koymak zorundayım. Hepsinde birer elektron olduktan sonra ikincileri zıt yönde ekliyoruz. Aynı yöne bakmayacak şekilde ekliyoruz. Kaç tane lazımsa yine o kadarını dolduruyoruz. Bu bizim temel prensibimizde dizilim yaparken. Peki gelelim örneğimize. Örnekte bakın 3 tane orbital çizmişiz. Nasıl dolduruyorduk İstediğimiz sırayla? işte bir tane koyduk. Bir tane daha koyacağım. Aynı yöne bakacak. Bir tane daha koyacağım. Aynı yöne bakacak. Sonrakiler artık zıt yönde eklenmeye başlayacak. Sırası önemli değil. Önemli olan önce teker teker aynı yönde. Sonra diğerleri e, zıt yönde ekleniyor. Hangileri doğru birer dizilimdir? Hadi gelin bunu inceleyelim. İlki bizce doğru mu? Bakıyoruz hemen. Aynı yöne bakan iki tane tek elektronumuz var. Zıt yöne bakan yok. O zaman bu doğru bir gösterim. Buraya bakıyorum. Şimdi benim kuralıma uyuyor mu? Aynı yöne bakan 3 elektron var. Hepsi yarı dolu olmuş sonra zıt yöne bakacak bir tane eklenmiş. Baştakine eklemek zorunda değil. Ortaya eklediğinde de kabul ediyorum. O zaman bu da geçerli. Doğru bir gösterimdir diyebiliriz. Biz burada her zaman ok kullanmıyoruz. İstersek yukarı aşağı oklar yerine çapraz çizgileri de kullanabiliyorduk. Mesela şuradaki çizgilerle gösterilmiş. Doğru bir dizilim mi? Bakıyorum. Bu tam dolu. Bu tam dolu. E, ortada elektron yok. Hepsi yarı dolu olmadan, hepsine birer tane elektron yerleştirmeden ikincileri eklemiyorduk. O zaman bu hatalı bir gösterimdir diyebiliriz. Bir alttakine bakıyorum. Bakıyorum da bir tane tam, diğerleri yarı dolu. Bir problem yokmuş gibi görünüyor. Ama dikkat edin. Aynı yöne bakacak şekilde yerleştirme kuralım vardı. E bu tek olanlardan biri sağa, biri sola bakıyor. Birbirine ters yönlerde. Yani aynı yöne bakacak şekilde yerleştirilmemiş bu durumda hatalı bir gösterimdir diyebiliriz. Bir alttakine bakıyorum. Bakın 3 tane aynı yöne bakanlar var. Sonra diğeri ters yönde e, ters yöne bakacak şekilde yerleştirilmiş. Yani bir problem yok. Bu da doğru bir gösterimdir diyebiliriz Hunt kuralına göre. Bunlar da genelde hangi kurala uymaz bazen derler işte Hunt kuralına göre hangisi yanlış dizilmiştir. Ama genelde çeldirici olarak kalkıp da işte bu hunda göre doğruydu, Pauli'ye göre yanlıştı gibi bir şey çıkmaz. Siz doğru kuralları bilin. Bir dizilim ya doğrudur ya yanlıştır. Kime doğru kime göre yanlış oldu bizi çok da ilgilendirmiyor aslında. Geldik Pauli dışlama ilkesine. Burada elektronlar birbirine dışlıyor. Dışarıya atmaya çalışıyor. Neden? E daha önceden siz de spin kuantum sayısından, ms sayısından bahsettik. Dedi ki bir orbital yuvarlarına yerleşen elektronlardan biri artı 1 bölü 2 spinli ise Diğerinin eksi 1 bölü 2 spinli olması lazım. Yani bunların zıt yönlere bakıyor olması lazım. Eğer ikisi de aynı spinli olursa aynı yönde dönüyorsa e, iki tane yüklü tanecik aynı yönde döndüğünde bunların oluşturduğu manyetik alanlar çakışır ve birbirlerini dışlarlar dışarıya atmaya çalışırlar. Aynı bölge içerisinde kararlı bir yapıda kalmazlar. Bir orbital yuvarlana Pauli dışlama ilkesine göre en fazla 2 elektron yerleştirilir. Ve bunlar aynı spinli olamaz. Yani zıt yönlere doğru yerleştirilmiş olmalıdır. E bakıyorum. Mesela bu doğru mu? Evet, olur. Tek başına yukarı bakıyor olabilir. Tek başına aşağı bakıyor da olabilir. İkisi birden yukarı bakıyor olamaz. Biri yukarı bakıyorsa birinin aşağı bakması lazımdı. Ya da ikiden fazla yerleştirilmiş olamaz. Bakın biri yukarı, biri aşağı. Evet, tam dolu bir orbital. Biri sağa, biri sola. Evet, tam dolu zıt spinli bir orbital. Peki kurallar bitmek bilmiyor. Bir de küresel simetrimiz var. Simetrik yapılar her zaman daha kararlı, daha sağlamdır. Bizlere küresel simetri dediğimiz kural sağlandığında moleküllerin, atomların, elektron dizilinin kararlılığı artar. Dolayısıyla başka bir tepkime vermek istemez. Artık böyle kararlı bir yapıya ulaşmıştır. İstediği noktaya ulaşmıştır diyebiliriz. Mesela soy gazlarda bir tam küresel simetri vardır. Onlar hep P6 ile biter. Tam doldurmuştur orbitallerini. O yüzden kimseye reaksiyon vermeyi istemezler. Yani küresel simetri kimyasal kararlılığı etkiler. Eş enerjili orbitallerin tamamı yarı dolu ya da tamamı tam dolu olursa eş enerjili orbitalden kastım nedir? Mesela 1s2 2s2 2p6 dediğimde şuradaki s orbitali kendi içinde eş enerjili. 2s'nin enerjisi farklı. 2p'nin enerjisi de farklı. Yani ikinci katmanda bulunmasına rağmen s ile p farklı enerji düzeyleridir. E bunlar da tam dolu ya da yarı dolu bir yapı söz konusuysa o zaman simetrik bir yapı ortaya çıkar. Daha kararlı bir kimyasal yapı vardır. Küresel simetri vardır diyebiliriz. S zaten tek yuvarlaktan oluştuğu için Tek de olsa çift de olsa simetrisi bozulmaz Yani S1 olduğunda da S2 olduğunda da bir problem yok P'ye bakıyorum 3 tane orbital yuvarlağı var Buraya elektronları yerleştirirken Simetrik olması için en az birer tane koymam lazım Yani P3 durumunda Ve tam dolu olduğunda P6 olduğunda Küresel simetri sağlanmıştır diyebiliriz Demek ki P1-2 değildir P3 simetriktir 4-5 değildir. 6 simetriktir. Peki D'ye geldiğimizde D'yi hatırlarsanız şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane orbital yuvarlığı içeriyordu. E bunların her birine birer tane elektron koysam D5 olur. Eğer tam doldurursam 10 tane olur. Bunlar küresel simetriktir. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 bunlar küresel simetriye sahip değildir. E F'de 7 tane orbital yuvarlığı vardı. O zaman birer tane koysam 7, ikişer koysam 14 tane elektron yapacak diyebiliriz. Bu durumda eğer son orbitele baktığınızda bunlardan birini görüyorsanız küresel simetri söz konusudur diyebiliriz. Şimdi gelin bir örnek yapalım. dizilimi yaptınız yaptınız yaptınız. En son orbitalleri de bunlarla bitti. Bunun öncesi zaten dolu. Burada hangileri küresel simetriktir? Şimdi bakıyorum 4, S2, S1 ya da 2 olduğunda küresel simetri söz konusuydu. O zaman küresel simetriktir. 3, D3. E, D'yi hatırlıyorum şöyle 5 tane yuvarlak var. Ya 5 ya 10 olması lazım. Bu 3 de kalmış. O zaman küresel simetri yoktur. 4, P1. P'de hatırlarsanız böyle 3 tane orbital yuvarlağı vardı. Ya 3 ya 6 olması lazımdı. P1 demiş küresel simetri yok. F7. E F'de zaten 7 tane yuvarlak vardı. E bunlara birer tane ya da ikişer tane koyduğumuzda F7, F14'te kararlılık küresel simetri sağlanıyordu. E o zaman burada küresel simetri vardır diyebiliriz. Şimdi gelin P15 atomunun elektron dizilimini bir inceleyelim beraberce. Nereden başlıyorduk? En düşük olan seviyemiz 1S2. Devam ediyorum. 2S2, 2P6, 3S2. Oldu mu diye bir sayıyorum. 2, 4, 10, 12. 3 tane daha lazım. 3P3 3 dedim. Neler sorabilir bana soru? Birincisi burada sizce küresel simetri var mıdır? E, P orbitalleri 3 yuvarlaktan oluşuyordu. Birer tane koysam 3 yapar. O zaman bu küresel simetriktir. Yani kararlı çevresindekilere göre birazcık daha yüksektir diyebiliriz. Peki burada birinci katmanında baş kuantum sayısı 1 olan kaç elektron vardır? 2 iki tane. İkinci katmanında yani baş kuantum sayısı 2 olan kaç tane vardır? 2, 6 daha 8 tane. 3 olan 5 tane. 2 buradan 3 buradan diyebiliriz. E bazen L sayısı ile ilgili bunu bana sorabilir. Der ki burada L eşittir 0 olan açısal momentum kuantum sayısı 0 olan kaç elektron vardır? L 0 ne demekti? S orbitali demekti. Sayıyorum. 2, 4, 6 tane L değeri 0 olan elektron vardır. Peki L değeri 1 olan kaç tane var diye sordu. Hemen bakıyorum. L1 demek P orbitali demekti. Burada var. 6 elektronundan geldi. Burada var. 3 de buradan geldi. Toplamda 9 tane elektronumuz vardır. L değeri 1 olan diyebiliriz. Peki bana dedi ki burada manyetik kuantum sayısı 0 olan kaç tane vardır? Hemen düşünüyorum. Manyetik kuantum dediğimde şu altına yazdığım sayılardı. Zaten S'lerde sadece 0 değerini alıyordu. P'de eksi 1 0 1 değerlerini alabiliyordu. Bu durumda e, şunları doldurduğunuzu düşünürseniz o şunları tam dolu gösterdik. Şöyle düzeltelim. Şunlar da yalnızca birer tane olacak. P3 olduğu için ikisine de Üçüne de birer tane elektron yerleştirdik. Peki şimdi şunları şöyle birer tane olarak görmeye çalışalım. Geldiğimizde manyetik kuantum sayısı 0 olan kaç tane vardır? 1 2 3 4 tane tam dolu orbital görüyorum. Her birinde ikişer elektron var. 2 4 6 8 tane buradan geldi. E şuradan da bir tane geldi. 9 tane elektronumuz vardır diyebiliriz. E peki dedi ki bize manyetik kuantum sayısı 1 olan kaç tane vardır? Bakın S'lerde yok. P'lerin birer tanesi var. 2 elektron buradan, bir tane buradan geldi. O zaman burada ML sayısı, manyetik kuantum sayısı 1 olan 3 tane elektron vardır diyebiliriz. E dedi ki spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan kaç tane vardır? Burada eksi ya da artı sorması fark etmez. Sağa bakanlar sola bakanlar. Yukarı bakanlar aşağı bakanlar. Say demektir. Genelde 2 tane cevabı vardır bunun. Şimdi sağ yatanları sayarsak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Yani en fazla 9 tane vardır. E en az kaç tane vardır? Ters tarafa yatanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani en az derse 6. En fazla derse 9 tane spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan elektron vardır diyebiliriz. Peki özel bir kuralımız var. D orbitalinde 4 ya da 9 elektron bulunuyorsa en yakın S orbitalinden bir elektron alıp küresel simetriyi sağlıyoruz. Şimdi bunların dizilimini bir yapalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Şimdi kuralı oydu mu? D orbitalinde 4 var. En yakından bir tane alacak. Burası artık 4S1, 3 d 5 olarak gösterilecek. Yukarıdaki tamamen hatalı bir gösterimdir. Daima alttaki şekliyle gösterilir. Bakır için de aynısını yapalım. Burada bakın dizilimi yaparsak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 3D 9 yaptı. 9 olduğu için yandan bir elektron çaldık. Burası artık 1 kaldı. Diğer taraf 10 oldu. Böylece küresel simetriyi de tamamlamış oldu. O zaman yukarıdaki yanlış gösterimdir. Bu 3P6 4S1 3D 10 diye gider. Bunu eğer geleneksel gösterime çevirmek isterseniz katman katman sayıyoruz. Bakın ilk katmanında baş kuantum 1 olan yalnızca 2 tane varmış. İkinci katmanda 26 daha 8 varmış. Üçüncü katmanda 2 6 10 da buradan bakın bu da üçüncü katman. 18 tane varmış. 4. katmanda ise bir tane varmış. Yani 20 atom numarasının üzerine çıktığınızda o 288 diye öğrendiğiniz kural işe yaramaz. İşler değişmeye başlar diyebiliriz. Peki bir iyonun özellikleri bir katyonun artı yüklü bir iyonun elektron dizilimini yazarsak önce nötrali yazılır Sonra en büyük baş kuantum sayılı orbitalden en dış katmanın en yüksek enerjili orbitalinden başlayarak elektron çıkartırız. Hemen bir örneğini yapıyoruz. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Bakıyorum şu an ne oldu? 10 12 18 4s2 20 Normalde bakın 2 tane verdi 20 olacak deseydim dizilim böyle olurdu. 4 S2 ile biterdi. Bakalım aynı sonuca ulaşacak mıyız? 22 olduğuna göre burada 3 D2 var. Sonra 2 elektronu veriyor. Bu 2 elektronu en sondaki katmandan değil. En dıştaki yani 4. katmandaki elektronlarından verecek. 2 elektron verdiğine göre 4 S'de hiç elektron kalmadı. Yani dizilimiz 3 S2, 3 P6 3 2 diye bitiyor. Dolayısıyla eğer biz bunu hesaplayıp da 20 elektrona göre açarsak hatalı bir sonuca ulaşırız. Bu yüzden önce dizilim nötr haline göre açılır. Sonra en dıştan baş kuantumu en büyük olandan başlayarak elektron verilir. Örneğin burada 4p'de de elektronlar olsaydı önce onları bitirecektik. Sonra 4s, sonra 3d'den almaya başlayacaktık ihtiyacımız olursa daha büyük bir katyon için. Söz konusuysa Şimdi peri cetvellerde biliyoruz ki bir A, B bölümleri vardı. A grubu, B grubu. Şimdi bunu birazcık daha detaylandıracağız. S, P, D, F bloklarını ayıracağız. Burada dizilimi S ile biten kaç tane vardı? S1, S2. Bunlar bizim iki sütunumuzu oluşturuyor. S bloğumuzu oluşturuyor. Burası bizim S bloğumuz. P kaç elektron oluyordu? 6. Bunlar işte P1 ile P2, P3, P4, P5, P6 ile bitenler. Ama şurada bir istisnamız var. Kim o? helyum. Helyumun atomları ise 2. 1s2 ile biter. Yani aslında P bloğuna ait değildir. Ama kimyasal kararlılığından dolayı buraya yazılır. Dolayısıyla bu bölgede bulunmasına rağmen helyum P bloğu elementi değildir. Peki D ile bitenler kaça kadar alıyordu? D1'den 10'a kadar değer alabiliyordu. Burası bakın 10 tane sütundan oluşuyor. D1'den başlar D10'a kadar gider. F 14'e kadar alabiliyordu. Altta bakın şöyle bir 14 e, sütunluk lantanit, aktinit gruplarımız var. Bunlar da bizim F bloğumuzdaki elementler. Peki nasıl yer bulacağız periyodik cetvelde? En büyük baş kuantum sayısı periyodunu verecek. Değerlik elektron sayısı da grubunu gösterecek. Son orbital türü S ya da P ise A grubu, D ya da F ise B grubu olacak. Şimdi ne anlama geliyor bu? Germanyum 32 inceliyoruz Burada dizilimini yaptık Dedik ki 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 Bakın pratik sayma mi size 10 20 30 yaptı 2 daha lazım 4p 2 geldi Küresel simetri var mı? p3 ya da 6 küresel simetri vardır yani küresel simetrik değil Peki bu nerede yer alır? En büyük baş kuantum sayısı kaç? 4. O zaman 4. periyotta yer alır. P ile bittiğine göre SP A grubuna karşılık geliyordu. Bu A grubu elementlerinden biri. Peki kaç değerlik elektronu var? Nasıl sayıyorum? Son katmandakileri sayıyorum. O zaman 2 buradan. 2 de diğer taraftan geldi. 4 tane değerlik elektronu vardır. 4 A grubunda yer alır diyebiliriz. B gruplarında son iki orbital toplanır. A gruplarında baş kuantumu en büyük olanlar toplanır. Bunu unutmayalım. Peki L değeri 2 olan ne demek? 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. Bunu adınız gibi ezberleyeceksiniz. L2 demek ne demekmiş? D orbitalindekileri say diyor. O zaman bakıyorum burada sadece 10 tane var. Peki en değeri 3 olan yani baş kuantumu 3 olan başında 3 olanları say. 2, 6, 10 da burada 18 tane. MS 1 bölü 2 olan yani sağ ya da sola yatık olanları say diyor. Hemen şöyle üzerine çizdim hızlı bir şekilde. P yine üçlü. Bunlar da bir kere şu baştakiler tam dolu. Yani... Bunlardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane garanti gelecek. P2 dediğine göre bunların 2 tanesi dolu. E şimdi bu ikilimiz benim istediğim yöne bakıyor olabilir de olmayabilir de. Çünkü öncekilerin hem sağ hem sol yönü tamamen dolu. Yani tekrar sayıyorum bakın 5 10 15 tane garanti var. 2 tane olabilir, olmayabilir en az 15 en fazla 17'dir diyebiliriz. 16 olmaz ya 15 ya 17. Emniyesi 1 olanlar demek ne demek? E şimdi S'ler zaten 0. P'ler de eksi 1 0 1 şeklinde gidiyordu. D'de eksi 2 eksi 1 0 1 2 diyordu. Yani emli 1 nerede görürüm ben? P'de görürüm. 2 buradan geldi. 2 buradan geldi. Buradan bir tane gelme ihtimali var. D'lerde görürüm. O zaman şuradan da 2 geldi. Garanti kaç tane var? 2, 4, 6 tane var. Bir tane de şuradan geliyor olabilir olmayabilir. Çünkü bunların sırayla dolma garantisi yoktu. En az 6, en fazla 7'dir diyebiliriz. Bu dersimizin sonuna geldik. Biraz uzunca yorucu bir dersti. Bunlarla ilgili hemen taze bilgiyle örnek çözmeye çalışın. Çabuk unutulan bir konudur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.